Selamun aleyküm gençler. 9. sınıflar Arapça ders kitabımızın konu anlatımına kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son 19. sayfayı tamamlamıştık. Şimdi 20. sayfadan devam ediyoruz. Evet, 13. yönergemizde ne diyor? İstemi'ilel cümel. Cümleleri dinle. Elleti, öyle ki beynel gavseyn. Parantez arasında olan cümleleri dinle. Evet. Sümme ekmilil feragati. Boşlukları tamamla. Doldur. Minel kaimetil atiyeti. Gelen listeden. Gelen listeden boşlukları tamamla. Doldur. Kemal fil misal örnekteki gibi. Burada listemize bakalım. İclis. Otur. Unzur bak. Unzur ila bak demek. E-a bak. İla e-a anlamına gelir. Bak. İkra oku. İftah aç. Uskut. Sus, ödhul, gir, ödrus, öğren, il'ab, oyna. Şimdi burada fiil, emir fiilden bahsediyor. Emir fiilin kullanımı ile ilgili bazı kurallar var. Onları söyleyip dersimize devam edeceğiz. Şimdi bir fiilin emir kipini oluşturmak için muzarisinden yararlanıyoruz. Mesela celese ne demek? Oturdu. Bunun muzarisine yani gelecek zamanı, şimdiki zamanı yecilisu. Celese geçmiş zaman oturdu, yecilisu oturuyor. Şimdi muzari fiilini aldık. Ne yapıyoruz? Önce baştaki ye'yi atıyoruz. Şu şekilde kalıyor. Celisu, celisu. Bu şekilde okunuyor mu? Hayır, okunmuyor. O zaman ne yapıyoruz? Başına bir elif getiriyoruz. Elif'in harekesini neye göre vereceğiz? Yani üstün mü vereceğiz, esre mi vereceğiz, ötre mi vereceğiz? Elif'in harekesi şu sondan bir önceki harfin harekesiyle aynı olacak. Burada sondan bir önceki harf ne? Lem. Lem'in harekesi ne? Esre. O zaman buraya esreli bir elif getiriyoruz. Ve sondaki şu ötreyi de ne yapıyoruz? Cezim yapıyoruz. İclis. Bu şekilde okundu mu? Evet. Ne demek? Otur. Buna bakalım. Ketebe fiilinin mesela yazdı fiilinin yaz şeklinde emrine nasıl dönüştürebiliriz? Önce ne yapıyoruz? Bu fiilin muzarisini yazıyoruz. Yektubu. Evet, yazdık. Daha sonra ne yapıyorduk? Baştaki ye'yi atıyoruz. Okunuyor mu bu şekilde? Ktub, ktub. Okuması zor değil mi? O zaman ne yapıyoruz? Başına bir elif getiriyoruz. Elif'in harekesini neye göre veriyoruz? Sondan bir önceki harfin harekesine göre. Buradaki ney bu? Ötre. Buraya ötreli bir elif getiriyoruz. Uktub. Sondaki ötreyi de ne yapıyoruz? Şurayı cezim yapıyoruz. Uktub. Ne oldu? Yaz demek. Yaz. Evet. Bir de başka bir fiilimizi alalım. Ele alalım. Şimdi vecede fiili. Buldu demek. Şimdi bunun muzarisi nedir? Yecidu. Yecidu. Ne yapıyoruz? Baştaki ye'yi atıyoruz. Attık. Nereye, geriye ne kaldı? Cidu. Değil mi? Okunuyor mu? Evet, okunuyor. Okuması kolay. O zaman ne yapıyoruz? Sondaki harekeyi cezm yapıyoruz ve bu şekilde emrini oluşturuyoruz. Cid. Bunun başına elif getirilmiyor. Elif nerelerde getiriliyor? Şurada okunmadığı durumlarda. Mesela ktub demek zor. Burada ne yapıyoruz? O zaman elif getiriyoruz. Elif'in harekesini ne yapıyorduk? Sondan bir önceki harfin. Ortadaki yani şu T'nin harekesine göre. Üstün ve esrede yani üstün ve esrede esreli elif getiriyoruz. Ötreli harekede ise ötreli elif getiriyoruz. Sondan bir önceki harfine bakıyoruz. Mesela buraya bakalım. Fetaha açtı demek. Bunun muzarisi ne? Şimdiki zamanı. Yeftahu. Ne yaptık? Y'yi attık. Geriye ne kaldı? Ftah. Ftah. Okunması güç. O zaman ne yapacağız? Buraya bir elif getireceğiz. Getirdik. Harekeyi neye göre veriyoruz? Şu sondan bir önceki harfe göre. Buradaki üstün olduğu için ne yapıyoruz? Esreli bir elif. Yani üstünlü ve esreli harekede esreli elif getiriyoruz. Gördüğünüz gibi. Ötreli harekede, sondan bir önceki harfin ötreli ise harekesi muzari fiilde. Ne yapıyoruz bu sefer de? Ötreli elif getiriyoruz. Ne oldu?
Uktub, İclis, İftah şeklinde. Şimdi burada bakalım. Burada ne demiş? Nokta nokta el kitap. Buraya kare ikra diyeceğiz. Kitabı oku. İkra el kitabı. Kitabı oku. Şimdi burada yekra'u. Bunun muzarisine yekra'u. Ne yapıyorduk? Hemen kuralımızı işletelim. Yekra'u. Yekra'u yazmış da burası yekra'u olacak. Şurası cezim olacak. Burayı yanlış yazmış da şu şekilde. Yekra'u. Y'yi attık. Attık. Okunuyor mu? Kra'u oluyor. Olmuyor. Ne yapıyoruz? Başa bir elif getiriyoruz. Getirdik. Sondan bir önceki harf ne? Üstün. Ra'nın hareketi üstün. O zaman esreli elif getiriyor. İkra. Ne oldu? İkra. El kitab. Kitabı oku. Şimdi buraya bakalım. Burada da sekete fiilini söylemiş. Sekete sustu demek. Yeskutu susuyor. Şimdi sus diyeceğiz. Birine nasıl diyeceğiz? Evet, bunun muzarisi, mazisine geçmiş zamanı sekete sustu. Bunun muzarisini buluyoruz. Muzarisi nedir? Yeskutu. Evet, hemen kuralımızı işletelim. Ne yaptık? Y'yi attık. Skut. Skut. Okundu mu? Hayır. Ne yapıyoruz? Buraya bir elif getiriyoruz. Getirdik. Ve sondan bir önceki harf ne? Ötreli. O zaman ne yapıyoruz bunu? Ötre yapıyoruz. Uskutu oldu. Ne yapıyoruz? En sonda da sondakini ne yapıyoruz? Şöyle cızım yapıyoruz. Ne oldu? Uskut. Evet, alın size fiilim emir. Emir fiili. Ne demiş olduk? Sus demiş olduk. Uskut. Sus. Min fadlik. Lütfen. Evet, seketel veledu. Çocuk sustu. Evet, şimdi buraya bakalım. Burada da derase fiili. Derase. Derase, eğitim görmek demek. Ders çalışmak demek. Öğrenmek demek. Derase öğreniyor. Yedrusu talibu, öğrenci. Öğreniyor. Ederse dersi. Öğrenci, dersi öğreniyor. Dersi öğren diyeceğiz. Şimdi ne yapıyoruz? Önce muzariden yani ne yapıyorduk? Faydalanıyorduk. Şiye'yi atıyoruz. Attık. Başına bir elif getirdik. Daha sonra ne yapıyoruz? Yedrusu bu. Şu sondan bir önceki harfe bakıyoruz. Ötüreli. O zaman bunun hareketi ne olacak? Ü olacak. Ne oldu? Udrus. Udrusu. Bunu ne yapıyorduk? Sonunu hemen cizim yapıyorduk. Ne oldu? Udrus. Ders çalış ya da ders yap. Ya da öğren. Kelime anlamı. Ne diyoruz? Udrusu ders. Derse çalış veya ders öğren. Bu şekilde. Gelelim buraya. Yel'abu. Şimdi artık şunları söylemeyin. Bunun son harfi zaten ne oluyordu? Muzari fiilde ötüreli oluyordu. Şimdi yel'abu. Y'yi atıyoruz. Attık. Okunuyor mu? L'abu. 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 Okunmuyor. O zaman bir elif getiriyoruz. Getirdik. Sondan bir önceki harfe bakıyoruz. Üstünlü. O zaman esreli elif koyuyoruz. İl'abu oldu. Ne yaptık şöyle? Cezim yaptık. Ne oldu? İl'ab ne demek? Oyna. Alın size işte emir fiil. İl'ab oyna. Bili'ubetike oyununu. Oyununu oyna diyor çocuğa. La'ibel veledu bili'ubetihi. Çocuk oyununu oynadı. Evet, burada bakıyoruz. Nazara fiili gelmiş. Nazara baktı demek. Nazaral veledu çocuk bakıyor. İle nafizeti pencereye. Çocuğa ne diyeceğiz? Pencereye bak bak diyeceğiz. Ne yaptık hemen? Y'mizi attık. Y. Şu zaten neydi? Yen zuru. Ne yapıyorduk? Böyle başa gelen Y üstünlü oluyordu. Sonra kerf esi. Ötüreli oluyordu. En sonunda ötüreli oluyordu. Şu şekilde. Bu kuraldı. Yani şunlar değişmiyordu. Şu ortada kerf değişiyordu. Y'yi attık. Okundu mu? Nzuru. Nzuru. Olmadı. Ne yapıyoruz? Bir elif getiriyoruz. Herkesin neye göre vereceğiz elifin? Sondan bir önceki harfe göre. Yani şuna göre. Buradaki ne? Ötre. O zaman ötre getiriyoruz. Ne yapıyorduk? Buradaki sondan bir önceki harf üstün veya esre ise esreli elif getiriyorduk. Ötre ise ötreli elif getiriyorduk. Ne oldu? Unzuru. Ne yaptık? Şunu hemen ne yapıyoruz? Sonuncu değişikliğimiz de şu. Unzur.
Unzur. Son harfe, harekeyi de ne yapıyorduk? Cezme çeviriyorduk. Ne demek oldu şimdi? Unzur, bak. Unzur ennafizete, pencereye bak. Nazar el veledu ila ennafizeti. Çocuk pencereye baktı. Şimdi burada fetaha fiilini şey yapmış. Fetaha açtı demek. Fetaha açtı. Et talibu çocuk, öğrenci. Ennafizete safi, sınıfın penceresini. Çocuğu, öğrenci sınıfın penceresini açtı. Şimdi çocuğa diyeceğiz ki pencereyi aç. Yani sınıfın penceresini aç diyeceğiz. Hemen ne yapıyoruz? Muzarisini aldık. Yani şimdiki zaman halini aldık. Y'yi attık. Okundu mu? Ftahu. Ftahu. Okunmadı. O zaman ne yapıyoruz? Buraya bir elif getiriyoruz. Sondan bir önceki harfi üstünse esire koyuyorduk. Üstün ve esreli ise sondan bir önceki harf esreli elif koyuyorduk. Ve sondaki harfi de ne yapıyorduk? Şöyle hareketini cezme çeviriyorduk. Ne oldu? İftah. Evet. İşte bunun emri de böyle yapılıyor. Ne oldu? İftahin nafizet tessabbi. Sınıfın penceresini aç. Evet. Burada dehale fiilinin kullanmış. Yedhulü. Daha önce de dediğimiz gibi ye ve dal muzari fiillerde hep böyle. Yani birinci üstünlü, ikinci cezimli son harfi de şöyle ötüreli oluyordu. Yedhulü. Ne demek? Giriyor. Ne diyeceğiz? Es-saffe bihudu'in. Sessizce gir diyeceğiz. Sınıfa sessizce gir. Dehale Ahmedu. Ahmet girdi. Es-saffe sınıfa bihudu'in. Sessizce. Hudu ile yani sessizlikle. Sessizce girdi. Ne diyeceğiz? Sınıfa sessizce gir. Ne yaptık? Şimdi muzarisini aldık. Hemen Y'yi attık. Sildik. Hulu. Okunuyor mu? Okunmakta güçlük çekiliyor. O zaman ne yapıyoruz? Bir elif getiriyoruz. Getirdik. Elifin hareketini neye göre veriyorduk? Sondan bir önceki harfe göre. Bu ne? Ötre. O zaman buraya ne yapıyoruz? Ötre koyuyoruz. Şu sonunda ne yapıyorduk? Cezim yapıyorduk. Ne oldu? Udhul. Udhul. Gir. Udhul saffe bi huduin. Sınıfa sessizce gir. Evet, bunu da bu şekilde yapmış olduk. Ne oldu sonra? Dehale Ahmedu saffe bi huduin. Ahmet sınıfa sessizce girdi. Burada da ne diyoruz? Udhul saffe bi huduin. Sınıfa sessizce gir. Evet, geldik buraya. Ecret temrine. Alıştırmayı yap. Kema filmi fil emsileti örneklerdeki gibi. Simmakra'u sonra onu oku. Örneklere bakalım. Şimdi burada da yukarıki anlattıklarımızda, önceki anlattıklarımızda muzari fiil. Şimdiki zamanı anlatıyordu. Şimdi de geçmiş zaman anlatacak. Fiilin geçmiş zamanında halini. Şimdi fetaha açtı demek. Bu o için kullanılır. Yalın halinde kullanılır. Ekmek getirilmez huve için. Fetaha açtı. Ekele yedi, kare'e okudu, bede'e başladı, celese oturdu, ketebe yazdı. Şimdi bu hüve için bu şekilde söyleniyor. Kim yazdı? Hüve, o yazdı. Kim oturdu? O. Kim yedi? O. Yani kim sorusunun cevabı. Pekala oturan bayan ise, yani hiye için nasıl kullanacağız bu fiili? O okudu, o yazdı, o oturdu demek için. Burada fetaha'yı örnek vermiş. Ne yapmış? Fetaha. Sonra bir cezimli T eklemiş. İşte bu ne oluyor? Açtı. Kim açtı? O bayan açtı anlamında. Fetaha açtı. Şimdi buradaki fiilimiz ne? Ekele. Ekele'ye ne yapmış? Sonra bir yuvarlak T koymuş. Cezimli T. Ekelet. O yedi. Ekele yedi. O erkek anlamında. Hüve için. Burada hiye içinde ekelet diyoruz. Sonuna ne yapıyoruz? Cezimli bir T ekliyoruz. Ekelet. Buradaki fiilimiz neydi? Kara et. Okudu. Yedi. Açtı. Buradaki fiilimiz neydi? Bede. Bayan için nasıl diyoruz? Başladı derken bede et. Gördün mü? Hep sonlarına ne ekliyoruz? Cezimli T. Burada neydi fiilimiz? Celese oturdu. Celeset o oturdu. Kim? Hiye. Hiye için. Evet. Buradaki fiilimiz neydi? Ketebeydi. Ketebe yazdı demekti. O bayan yazdı derken nasıl diyeceğiz? Ketebet
Bu kadar kolay. Yani sonlarına bir cezimli t ekliyoruz. O yazdı demek için. Kimlerde? Hiye için. Yani o bayan derken. Hiye zamiri için bu şekilde söylüyoruz. Geldik eneye. Ben yazdım. Ben okudum. Ben yedim. Ben başladım demek için. Mazi, geçmiş zamanda nasıl diyoruz? Aynı şekilde bak fetaha ne yapıyoruz? Sonunda cezimli t'ydi ya. Buraya bu sefer tü koyuyoruz. Tü. Sondan tüden yani fetaha'nın sondan ki harften bir öncesini yani cezime çeviriyoruz. Fetahtu. 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 Ben açtım. Şimdi ekeleydi. Ben yedim demek için ne yapıyoruz? Tü ekliyoruz sonuna. Ve son harekeyi de ne yapıyorduk? Sondan tüden önceki harfi de cezim yapıyorduk. Ne oldu? Ekeltü. Ekeltü. Ekele yedi. Ekeltü. Ben yedim. Bak tü faildir. Ben anlamı kadar. Ben yedim. Ben açtım. Fetah. Ekel. Evet. Buraya geldik. Ne oldu? Kara'e. Kara'e okudu demekti. Ne yapıyoruz? Tüden önceki harfi cezimliyorduk. Evet. Sonra tü ekliyorduk. Şu tü neydi ben anlamadım. Kara tü. Ben okudum. Kara fiilinin şeyi bu. Kara'ya o okudu. Kara et derken ne yapıyorduk? O bayan okudu. Kara tü ben okudum. Hem erkek için hem bayanlar için yani müennesler için de müzekkerler için de bu şekilde. Sonuna ne yapıyoruz? Fiilin sonuna tü ekliyoruz. Evet. Yalnız şunu bileceğiz. Şu o üçüncü, baştan üçüncü harfin harekesinde ne yapıyoruz? Böyle cezim yapıyoruz. Bede tü. Ben başladım. Bede tü. Ben başladım. Burası ne? Celes tü. Ben oturdum. Celese oturdu demekti. Celeset o bayan oturdu. Celes tü. Ben oturdum. Evet sonra hep ne yapıyoruz? Tü ekliyoruz. Ketebtü. Ben yazdım. Ente için ne diyoruz? Ente için. Tüydü bu sefer bunu T'ye çeviriyoruz. Bak. Fetahte. Fetahtu. Ben yazdım. Fetahte. Sen yazdın. Erkek için böyle diyoruz. Fetahte. Ne yapıyoruz bunu bu sefer ne diyeceğiz? Ekeleydi buradaki fiilimiz. Ekelte diyeceğiz. Ekelte. Sen yedin. Evet. Kara te, sen okudun. Evet, burada ne diyeceğiz? Bede te, sen başladın. Evet, buradaki fiilimiz celes te, sen oturdun. Ente için bunlar hep. Yani sen. Burada neydi? Keteb te, sen yazdın. Ne yapıyoruz? Hep sonlarına te ekliyoruz. Ve üçüncü harfleri de hep cezimliyoruz. Pekala enti için nasıl yapıyoruz? Aynı. Burada t yerine t diyeceğiz artık. Sen ne yaptın? Fetahti. Açtın. Fetahti. Sen yedin derken bayana nasıl diyoruz? Ekelti. Sen yedin. Evet. Burada ne diyoruz? Kara ti. Sen okudun. Evet, burada neydi? Bede eydi filmi. Bede ti diyeceğiz değil mi? Sen başladın. Burada ne diyoruz? Celesti, sen oturdun. Evet, burada ne diyoruz? Ketepti, sen yazdın. Yani sonlarına t ekliyoruz. Enti için bak. Enti, t. Ente de t. Ente, t. Bunları muzari, şey, mazi fiilde, yani şimdiki zaman fiilinde böyle söylüyorum. Gelecek zamanlarda farklıydı. Başındaki harflere bakıyorduk. Muzari fiilde sondaki harflere. Şimdi ne diyor burada? Üktüb yaz. Üktübül kelimati. Kelimeleri yaz. Fil gaimeti listeye. Sahihati doğru. Doğru listede kelimeleri yaz. Kema fil misal örnekteki gibi. Şimdi listeye bakacağız. Bunların hangi zamire ait olduğunu, hangi kişiye ait olduğunu. Bede et. Bunu örnek vermiş. Neydi bede et? Hiye içindi değil mi? Sonda
Cezmilte geldiği zaman o yaz, o başladı. İşte hiye bedet, o başladı. Pekala. Kara te, sen okudun. Te, ente, te. Evet, burada şuraya gelebilir mi? Evet, kara et gelebilir. Kara te, kara te. Sen okudun. Evet. Şimdi ene, tü olacak. Bunun sonu tü ile biten. Bakalım burada bunun sonu tü ile biten ne var? Sonunda tü ile biten. İşte burada bir tane var. Bede tü. Başka var mı? Yok. Zaman buraya ne diyeceğiz? Ene bede tü. Ben başladım. Bede tü başladım demek. Ene bede tü. Ben başladım. Ene ben demekti. Ne oldu bu sefer? Böyle sonu tü olan. Ene de tü geliyordu. Bede tü. Ne yapıyorduk? Üçüncü harekeyi cezimliyorduk. Sonuna T ekliyorduk ama ötüreli T. Evet. Geldik buraya. Ente. Neydi enteninki? Sonu T ile bitecekti. Sonu T ile bitecek. T'den önceki harf de cezimli olacaktı. Bakalım sonu T ile biten ne var? Var mı burada? Bu var. Ama cezimli bu. T ile bitmemiş. İyi için. Evet. Celeste. Evet, gördünüz mü? Celeste. Ente, celeste. Ne demek? Sen oturdun. Bunu da buraya yazıyoruz. Enti, sonu ti ile biten gelecek. Enti, sen. Sen okudun. Ne yapacağız bu sefer? Sonu ti ile bitenlere bakacağız. Bakalım burada ne var, ne var, ne var. Evet, la'ibti. Gördünüz mü? La'ibti. Ne yapıyorduk? Sonu esreli bir te getiriyoruz. Üçüncü harf. Yani sondan baştan üçüncü harfi de cezmiyor. La'ibti. Sen oynadın. Buraya da ne giriyor? La'ibti. Şimdi burada ne var? Enti. Sen. Son neyle bitecek? Ti ile. La'ibti'yi kullanmıştık. Başka ne var son ti ile biten? Burada işte ekelti. Buraya da ne gelecek? Enti ekelti. Sen yedin. Evet. Hüve. Hüve dediğine göre o. Erkek için. Bunda bir ek olacak mı? Hayır. Üçlü olacak. Yani sonda T olmayacak. T olmayan. Sonunda T olmayan. Burada ne var? Laibe var. Başka bir de burada Fetaha var değil mi? İkisinin sonunda da T yok. O zaman ya şu olacak. Ya Laibe olacak ya Fetaha. İkisinden biri. Zaten iki tane var burada. Birini bir yere yazacağız. Birini de bir yere. Ne yaptık? Huve Laibe. Evet. Bunu buraya yazmışız. O zaman şunu da nereye yazacağız? Buraya. Fetaha. Açtı. Evet. Hiye, o. Bedet, başladı. Bunu örnek olarak vermişti. Hiye olduğu için sonu yuvarlak cezmli T ile bitiyordu. Şimdi burada yine bir tane var. Sonu cezmli T olan bakacağız. Cezmli T olanı. Bakalım. Kara et. Buraya da ne gelecek? Kara et. Hiye için. Yani o okudu demek. Kara et. Bu şekilde. Bunları da bu şekilde dolduruyoruz. Burayı da geçtik. Geldik diğer sayfamıza. 16. yönergemiz ne diyor? İstemi ile nasıl parçayı dinle. Sümme ecrit temrine. Sonra alıştırmayı yap. Kema fil emseleti örneklerdeki gibi. Önce dinleyelim sonra örneklere göre yapacağız. 16. İstemi ile nas. Sümme ecrit temrine. Kema fil emsile. أنا دخلت الصف وجلست مكاني سكت أثناء الدرس ونظرت إلى السبورة وكتبت درسي على الدفتر درست حتى الظهر ولعبت بعد الدرس. Evet, örneğimizi önce bir çözelim. أنا دخلتُ bak. أنا de ne geliyordu? Tü. Ben girdim. الصف sınıfa girdim. Ve celestu oturdum. Hep tü görüyor. Tü. Celestu oturdum. Mekani yerime. Sekettu. Sustum. Bak sonunda tü gelmiş yine. Esna dersi. Ders esnasında sustum. Ve nazartu baktım. Nazara bakmak. Nazartu ben baktım demek. Nazara bakıyor demek. Ve nazartu ben baktım. İle saburati tahtaya baktım. İla ea tahtaya baktım. Ve ketebtu yazdım. Tü. Dersimi. Alet defteri deftere. Defterin üzerine dersimi yazdım.
Ve derastu öğrendim. Hatta zuhra öğleye kadar. Öğleye kadar dersimi yaptım. Yani ders yaptım ya da öğrendim. Ve la'ibtu oynadığım hep tu. Ba'det dersi dersten sonra. Bunlar hep eneye göre yapılmış. Burada neye göre yapmamızı istiyor? Ente'ye göre. Şunların aynısını bu sefer ente'ye göre yapacağız. Ne diyeceğiz? Evet. Ente dakhalta safe. Sen sınıfa girdin. Sen öyle nasıl? Sen yerine oturdun. Sen dersin sırasında sustun. Tahtaya baktın. Ve dersini deftere yazdın. Öğleye kadar ders yaptın. Ve öğleden sonra dersten sonra oynadın. Nasıl diyeceğiz bunu? Önce bakalım şöyle. Fiili ne yapacağız? Zamirlere göre, kişilere göre değiştireceğiz. Ente neydi? Sen dehalte girdin esnafa sınıfa. Ne diyeceğiz? Ve celeste oturdun. Mekaneke yerine. Mekani benim yerim demek. Mekaneke senin yerin. Yerine oturdun. Ve celeste. Ve sekette sustun. Esna dersi, dersin. Bak sekettüydü. Burada seket de oldu. Sustun demek. Ve nazartu yerine ne diyoruz? Ve nazarte baktın. İle saburatı tahtaya. Evet, ne yapacağız? Dersini yazdın diyeceğiz. Deftere dersini yazdın. Şu şekilde. Ve ketepte, bak sen yazdın. Derseke dersini, alet defteri deftere. Ve deraste dersini yaptın. Hatta zuhri öğleye kadar. Ve laibte, bak te oynadın. Ba'det dersi dersten sonra. Evet. Şimdi bunu da ente'ye göre yapacağız. Burada ketepteydi. Burada ne diyor? Ketepti, işte dehalti, derasti. O şekilde yani t yerine t kullanacağız. Bu sefer de bayana demiş oluyoruz. Sen dersini yaptın. Ne oldu? Şöyle hemen açalım. Cevaplarımızı nasıl yapacağımızı görelim. Evet. Enti dehalti, sen girdin. Enti dehalti, saf ve sınıfa girdin. Ve celesti, mekaniki, mekaneki, bak ki, ke, mekaneke senin yerin, mekaniki senin yerin. Ama burada bayan olduğu için ne diyorsun? Mekaniki, yerine oturdun. Sekette sustu, seketti, sustum. Esna dersi, ders esnasında. Ve nazarti, baktın, ile sebureti, tahtaya. Ve nazarti, bak nazarte, nazartu, nazarte, nazarti. Gördünüz mü? Zamire göre değişiyor. Ve ketepti, sen yazdın. Derse ki, bak dersini, derseke, dersi ki. Derse ki dersini. Alet defti deftere, deftere. Derasti dersini yaptım. Hatta zuhri öğleye kadar. Derasti, deraste. Yukarıda ne diyoruz? Derastu. Evet. Ve laibti oynadın. Ba'det dersi dersten sonra. Laibte, laibtu, laibte. Laibte, laibti. Şurada da neydi? Laibtu. Ne yapıyoruz hep? Zaminlere göre değiştiriyoruz fiili. Yani sen yazdın, sen oturdun, sen oynadın diyebilmek için ne yapıyoruz? Hep sonlarına müennesli belirtmesi için t şeklinde kullanıyoruz. Hüve için ne diyoruz? Burada hiç ek getirmiyoruz bak. Hüve dehale, o sınıfa girdi, es-saffe. Ve celese mekanehu, yerine oturdu. Mekanehu, yerine demek. Hu, onun yerine. Yani erkek olduğu için hu diyoruz. Sekete, sustu, esna dersi, ders sınavında. Ne yapıyorduk? Hüvede hiçbir şey ekleme yapmıyorduk. Fiilin aynı halini kullanıyorduk. İlk halini. Ve nazara baktı. İle sabureti tahtaya baktı. Evet. Burada ne diyeceğiz? Ve ketebe diyeceğiz. Evet. Ve ketebe dersahu. Dersini yaptı. Yazdı. Alet defteri deftere. Derase hatta zuhri. Öğleye kadar ders çalıştı. Ve laibe oynadı. Be'adet dersi. Dersten sonra. Gördüğünüz gibi burada da hüvelerde ne yapıyorduk? Hiçbir ek getirmiyorduk. Fiilin yalın halini kullanıyoruz. Hiye için ne yapıyorduk? Hiye için sonuna ne yapıyorduk? Cezimli T ekliyorduk. Cezimli T. Şimdi ne yapacağız? Burada ne bir dehalet, celeset, seketet, ondan sonra nezarat şeklinde kullanacağız fiili. Sonlarına hep ne yapacağız? Bu sefer de hiye için fiili değiştirmiş olacağız.
دقيقه. Evet, şimdi bakıyoruz. Hiye dahalet, o girdi. Es-saffe sınıfı ve celeset, oturdu. Mekanehva, mekaneha yerine bak. Mekanehu yerine demek, onun yerine. Burada da onun yerine bir için ha diyoruz. Onun demek için. Yerine oturdu. Seketet, sustu. Esnaat dersi, ders esnasında. Ve nazarat, baktı. İle sebureti, tahtaya. Bunu biraz büyütelim şöyle. Evet, bu şekilde. Sonra ne diyeceğiz? Ketebet, celeset şeklinde söyleyeceğiz. Ve ketebet yazdı, dersaha dersini, alet defteri defterin üzerine, deraset ders işledi, hatta zuhri öğleye kadar, ve laibet oynadı, ba'det dersi dersten sonra. Ne yapıyoruz? Hiye'de hep sonuna cezimli te ekliyoruz. Ketebet, deraset, mesela laibet, nazarat, deraset. Burada da ene için ne yapıyoruz? Aynı yönden sonra tü ekliyoruz. Dehaltü. Ne yapıyorduk bunlarda? Sonra yuvarlak t ekliyoruz. Yani yuvarlak t değil, pardon. Açık t ve cezim ötreli t. Ene dehaltü, ben girdim. Es-saffe sınıfa ve dehaltü ve celestu mekani, yerime oturdum. Bak mekani, mekaneha, mekanehu şeklindeydi burada. Yerime demek için ne diyoruz? Mekani, yerime oturdum. Sekettu, sustum. Esna dersi, ders esnasında. Ve nazartu, baktım. İle seburet, tahtaya. Yani için bu şekilde hep sonlarına tü ekliyoruz. Ne oldu? Ve ketebtu, yazdım. Dersimi yazdım. Alet defteri, deftere. Bak bu dersaha, dersini demek. Dersi, dersimi. Dersehu, derseni. Ne yapıyor? Dersimi, dersini, dersini şeklinde söylemek için zamirlere uygun kullanıyor. Onun dersini yani. Dersini. Dersini. Burada ben demek için ne yapıyoruz? Dersi, dersim. Yani dersimi yazdım. Evet. Alet defteri, deftere. Derastu, ders çalıştım. Hatta zuhri öğleye kadar. Ve la'ittu, oynadım. Be'adet dersi, dersten sonra. Bunları da bu şekilde yapıyoruz gençler. Kolaymış değil mi? Yani fiillerin sonlarındaki t'leri harekelerine göre, zamirlere göre değiştiriyoruz. Ente ise t diyoruz. Enti ise t diyoruz. Mesela hüve için hiçbir şey kullanmıyorduk. Hiye için cezimli t getiriyoruz sonuna. En için de ötüreli t getiriyor. Tü şeklinde. En için de öyle. Burada bakalım ne yapmamız istiyor? Kevin cümel cümleten müfideten, faydalı bir cümle oluştur. Müsta'inen, müsta'inen, yardım olarak bima beynel gavseyni, parantez arasındaki olan şeyden yardım alarak anlamlı bir cümle oluştur. Ve gayyir, değiştir, ma yelzamı, lazım olan şey ile, kema fil misal, örnekteki gibi. Yani burada değişiklik yapmamız. Şimdi burada ne demiş? Örneğimize bakın. Hel var. Mi demekti, ente sen demekti, derse ders çalıştı, et dersi ders demek. Şimdi sen dersini çalıştın mı diyecek. Nasıl demiş enteye göre? Hel deraste, çalıştın mı, çalıştın mı, derse derse. Burada hüve için diyeceğiz. Ne diyeceğiz? O kitabını okudu mu? Ne yapıyoruz? Hemen hel'i kullanıyoruz. Evet, hel, karaya. O için ne yapıyorduk? Fiile herhangi bir ek getirmiyorduk. Hel karaya, okudu mu? El kitabe, kitabı. O kitabı okudu mu? Burada e kullanmış. E de mi anlamındadır. Hel gibidir. Aynı vazifeyi görür. Hel ya da e şeklinde gelir. Burada ne diyeceğiz? O anahtarı buldu mu diyeceğiz. Hiye için nasıl diyorduk? Fiili vecedet değil mi? Evvecedet, o buldu mu el miftaha, anahtarı. Hemen fiil ne yaptık? Gerekli değişikliği yaptık. Burada vecede demiş ama hiye demiş. Hiyeye göre değiştirdik biz bunu. Burada da hiye göre elaybe'yi değiştireceğiz. Yani o oynadı mı? Bahçede o oynadı mı diyeceğiz. O zaman fiili nasıl yapacağız?
Laibet değil mi? Hel laibet. O oynadı mı? Hiye için laibet. Fil hadikati bahçede. Enti için ne diyorduk? Dehalti. Değil mi? Dehale, dehalti şeklinde değiştirir. Sen sınıfa girdin mi? Bayana diyoruz. Ne diyeceğiz? Hel e'yi kullanacağız. E dehalti. Es-saffe, sınıfa girdin mi? Sen sınıfa girdin mi? Nasıl söylüyoruz? Evet, dehalti, enti için, dehalti, es-saffe, sınıfa. Geldik beşinci cümlemize. Burada ne var? Hüve var, ketebe var. O zaman ketebeye bir ek getirmeyeceğiz. Hüve olduğu zaman ne yapıyorduk? Herhangi bir şey getirmiyorduk, sadece kendi halini kullanıyorduk. Ne diyeceğiz? O ödevi yazdı mı? Hel ketebel vacibe. Evet. Şu şekilde. Ne yapıyoruz? Hel ketebel vacibe. O ödevi yazdı mı? Şeklinde söylüyoruz. Evet. Burayı da böyle yaptık. Geldik buradaki dinlememize. Hemen dinleyelim. Burada kelimeleri öğrendik. Anlamaya çalışalım. Dinlerken anlayalım. Anlamaya çalışalım, gayret edelim. Bakalım ne kadar anlayacağız. 18. İstemع إلى الحوار ثم أعده. مرحبا. أنا عمر. أهلا وسهلا. ما جنسيتك؟ هل أنت سوري أم عراقي؟ أنا سوري. أسكن في حي قريب من المدرسة. أنا أحب حيي وبيتي، وأنت؟ بيتي بعيد عن المدرسة، وهو بجانب السوق. متى يبدأ الدرس؟ يبدأ الدرس بعد قليل إن شاء الله. انظر إلى هذه الطالبة، أهي سورية؟ هي طالبة جديدة، ولكن لا أعرف من أين هي. اسألها بعد الدرس. هل تنتهي الدراسة في الساعة الثالثة؟ لا، تنتهي الدراسة في الساعة الرابعة. Evet, hemen burayı çözümlemesini yapalım. Burada bildiğimiz kelimeler var, öğrendiğimiz kelimeler var. Bunların anlamlarını anlamakta zorlanmayız herhalde. Merhaba, merhaba. Ben Ömer, ben Ömer'im. Ehlen ve sehlen, hoş geldin. Ma cinsiyetuke, senin uyruğun nedir? Hel ente suriyun, sen Suriyeli misin? Em yoksa Irakiyun, Iraklı mısın? Sen Suriyeli misin, Iraklı mısın? Ne diyor? Ene Suri, ben Suriyeliyim. Eskunu, oturuyorum. Eskunu, eskunu oturuyorum. Fi hayyi, mahallede. Nasıl? Karibun minel medreseti, okula yakın. Garibu min, okula yakın mahallede oturuyorum. Ene uhibbu, ben seviyorum. Uhibbu, ben seviyorum demek. Hayyi, mahallemi. Ve beyti, evimi. Evimi ve mahallemi seviyorum. Ve ente, ya sen, ne diyor? Beyti ba'idun, evim uzaktır. Anil medreseti, okula. Evim okula uzaktır. Ba'idu an neydi? Uzak demekti. Garibu min neydi? Yakındı. Evet, o evim okula uzaktır. Ve huve, o bir canibi sugi. Çarşının yanındadır. O dediği evi kastediyor. Ve huve bir canibi sugi. O çarşının yanındadır. Çarşının yakınındadır. Evet, burada ne diyor? Meta ne zaman? Evet, öğrenmiştik. Meta ne zaman demekti? Yeptevu başlıyor. Ne zaman başlıyor? Et derse ders. Ders ne zaman başlıyor? Ne diyor? Yeptevu dersu, ders başlıyor. Ba'de galilin, az sonra. İnşallah, inşallah demek. İnşallah az sonra ders başlıyor. Daha sonra ne diyor? Unzur bak ila hazihi talibeti. Bu öğrenciye bak. Bak şunu gösteriyor. Bu. Unzur ila hazihi. Hazihi bu demekti. Bayan olduğu için hazihi diyor. Bayan öğrenci olduğu için talibetu diyor. Unzur ila hazihi talibetu. Bu öğrenciye bak. E
Mia edatıydı. Ehiye, o mudur? Suriyetün, Suriyeli midir? O Suriyeli midir? Suriyün, erkek için diyorduk Suriyeli. Bayan için de ne diyorduk? Suriyetün, sonuna ne yapıyorduk? Yuvarlak T ekliyorduk. O Suriyeli bir, o Suriyeli midir? Yani Suriyeli bir bayan öğrenci midir anlamında. Diyor ki, hiye talibetun cedidetun. O yeni bir öğrencidir. Velakin ancak la a'rifu bilmiyorum. La a'rifu bilmiyorum. A'rifu biliyorum. Başında muzari fiilin başında la olursa olumsuz anlama çeviriyordu. La a'rifu bilmiyorum. Min eyne, nereden? O nereden bilmiyorum. Hiye o. O nereden bilmiyorum. İs elha, ona sor. Ba'det dersi, dersten sonra. Dersten sonra ona sor diyor. Buraya geldik. Hel yentehit dirasetu, ders bitiyor mu? Evet, ders eğitim öğretim yani. Dirase eğitim öğretim demek. Eğitim bitiyor mu? Fit saati, fit saati, saatte, salisati, üçte. Saat üçte ders bitiyor mu? Ne diyor? La, hayır. Tentehit der dirasetu, eğitim bitiyor. Tentehi, la tentehi, tentehi bitiyor demek. La, hayır, hayır. Tentehi bitiyor, et dirasetu, eğitim. Fis saati, saatte, errabiyatı dört. Saat dörtte bitiyor. Eğitim, saat dörtte bitiyor. Evet, geldik buraya. Burada ne diyor? Ecip, anil esileti latiyeti, gelen sorulara cevap ver. Hasebel hivari sabık, geçen alıştırmaya göre. Şimdi sorumuz ne? Birinci sorumuz da, eyne yeskunu Ömer? Ömer nerede oturuyor? Parçaya göre cevaplayın diyor. Parçaya göre cevabımız neydi? Şu şekilde. Fi hayyi garibin. Fi hayyi garibun minel medresi. Okula yakın mahallede. Yani şuradan itibaren yazabiliriz gençler. Uzunca cevap vermek istiyorsak şu şekilde yazacağız. Şöyle de alalım. Diyeceğiz ki yeskunu Ömer, Ömer oturuyor. Fi hayyi garibu minel medresi, okula yakın bir mahallede. Ama kısaca fi hayyi garibu minel medresi dersek de yeterli. Okula bir, yakın bir okula yakın bir mahallede diye söyleyeceğiz. Maza yuhibbu Ömer? Ömer ne seviyor? Evet, Ömer ne seviyordu? Parçamıza göre düşünüyoruz. Yuhibbu seviyor Ömer. Ömer hayyehu mahallesini ve beytehu evini. Evet, mahallesini ve evini seviyor. Orada ne diyordu? Uhibbu hayyi ve beyti diyordu. Evimi ve mahallemi seviyorum diyordu. Ama o seviyor demek için ne diyeceğiz? Yuhibbu. Yuhibbu. Ben seviyorum. Uhibbu. O seviyor. Yuhibbu demek. Yuhibbu seviyor. Ömer. Ömer. Ömer seviyor. Hayyehu mahallesini. Hayyi mahallem demek. Hayyehu mahallesi demek. Mahallesini seviyor. Ve beytahu evini. Beyti evim demek. Beytahu evi demek. Onun evi. Yani evini ve mahallesini seviyor. Cevabımız bu. Geldik üçüncü sorumuzun cevabına. Ne tür meta yebdeu dersu? Ders ne zaman başlıyor? Meta ne zaman yebdeu başlıyor? Et dersu ders. Ders ne zaman başlıyor? Ne diyeceğiz? Yebdeu dersu, ders başlıyor. Parçaya göre neydi? Ba'de galilin, az sonra. Az sonra ders başlıyor diyordu. Cevabımız da bu şekilde olacak. Dördüncü sorumuz ne? Meta tentehit dirasetu. Eğitim ne zaman bitiyor? Meta ne zaman tentehi bitiyor? Et dirasetu eğitim. Eğitim ne zaman? Ne zaman bitiyor? Ne zaman bitiyor eğitim? Parçamıza göre şöyle olacak. Tentehit dirasetu, ders bitiyor. Fi saati rabiyati, saat dörtte. Evet, fi saati rabiyati, saat dörtte. Eğitim bitiyor. Cevaplarımızı bu şekilde yapmış olduk. Geldik burada imleil kelimati, kelimeleri tamamla. El mütekatiati. Evet. Minel kaimeti, listeden. Kima fil misal, öndeki gibi. Yani parça olarak verilmiş kelimeleri tamamla. Burada kelimelerin bazı parçaları. Mesela bu, sadece burada Y harfini vermiş. Burada B harfi var. Burada da sahih kelimesi var. Yani bulmaca, buraya bulmaca koymuş. Şuradaki listeyi buraya yerleştirmemizi istiyor. Yani burada Y vermiş. Burası ne olabilir? Mesela Y ile biten, ortası Y ile olun. Bak, galil var, kesir var. Mesela garip var, kebir var,
Sagir var. Hep ye ile bitmiş. Mesela sonu be ile bitenler ne? Onlar deneyerek bulacağız. Sonu be ile biten. Garip var. Ondan sonra başka ne var? Başka? Başka sonu be ile biten yok değil mi? O zaman burası ne olacak? Garip olacak. Hemen burada ne yapıyoruz? Kelime kelime yazmamız istiyoruz. Harf harf. Garip yazdık. Böyle. Burayı yazdık. Ne oldu? Garip. Şunu bulduk. Bunu buraya yazdık. Şimdi K ile başlayıp birinci harfi K, üçüncü harfi Y olan. Birinci harfi K, üçüncü harfi Y. Garip var. Birinci harfi K başka olan, üçüncü harfi Y var. Kalil var. Garip var. Üçüncü harfi Y olan. K ile başlayan yok. Yok. Yani o zaman buraya ne gelecek? Ya garip gelecek, ya şu gelecek, ya da şu gelecek. Deneme yanılmayla yapacaksınız. Ben bunu önceden denedim. Buraya ne geliyor? L geliyor. Şu yani galil olan. Galil. Şu şekilde olacak. Evet. Ne oldu? Galil. Bunu da buraya yazmış olduk. Ondan sonra. Zaten garip buraya çıkmıştı. Üçüncü Y olan. Şunu da buraya yazmış olduk. Son R ile biten ne var? Kesir var. Kebir var. Sagir var. Sagir'i zaten örnek vermiş. O olamaz. Yani burası ne olacak? Ya kesir olacak ya kebir olacak. Denemeyene imayla bulacaksınız. Ben daha önceden uğraşmıştım. Burası neymiş? Ke. Evet, sihir. Buraya kesir gelecekmiş. Evet. Burada bu şekilde oluyor. Ortası B olan ne var? Ba'dun kelimesi. Ba'd. Ba'du. Ba'de yani. Ba'de. Bir de kable var ortası. Pardon. B harfli olan. Sadece ba'de var değil mi? Ba'de. Evet. Burası o zaman ne olacak? Ba'de. Pardon. Ortası B olan. Ortasında B olan. B olan. Kabl kelimesi var. Evet. Kabl. Yani kable. Kable. Burası da ne olacak o zaman? Kable olacak. Bunları bu şekilde yazacağız buraya. Kabl. Kelime kelime. Yani harf harfi yazmamız istiyor. Şunlar da neydi? Kesir. K'yi bulmuş. Kesir idi. Başka neydi? Kebir kalmış değil mi? Onu da buraya da kebir yazacağız. Evet. Şu şekilde. Yani verilen harflerden yola çıkarak ne yapıyoruz? Buluyoruz. Kesir. Evet, açılmayan ne var? Başka var mı? Baktık. Şunu silelim şöyle. Evet. Şurası kalmış. Buraya bakalım neymiş? B'ye gelmiş. Ayın gelmiş. Ba'id değil mi? Buraya da dal gelecek. Ba'id. Şurası nedir? B, ayın ve dal. Ba'de. Buraya da ba'de gelecek. Yani bu şekilde bulmacayı tamamlamamızı istiyor. Bu şekilde yaptık. Yani deneme yanılmayla bulacaksınız. Burayı da geçiyoruz. Geldik 26. ve 27. sayfaya. Evet, burayı da işledikten sonra dersimizi bitireceğiz inşallah. Evet, burada tedribat, alıştırmalar demek. Ekminül feragati, boşlukları doldur. Bil kelimat-i latiyeti, gelen kelimelerle kema fil misal, örnekteki gibi. Örnekteki gibi diyor, boşlukları doldur. Burada ne var? M var, yoksa ya da demek, ya da yoksa. E ila e a anlamı var. An, den, dan, e a hakkında anlamları var. Kable önce demek, fi de da demek, min, den, dan demek. Burada boşluklara getirmemiz gereken harf-i celleri söylüyor. Yani şu eklerden, şunlardan hangisi? Ne demiş? El medreset okul garibetün, yakındır minel minessuki çarşıya. Neden garibün değil de garibetün şekline gelmiş? Medrese kelimesi. Medrese müennes olduğu için bu da müennes geliyor. Garibetün. El medresetü garibetün minessugi. Okul çarşıya yakındır. Buraya ne gelecek?
El-muallimu nokta nokta medresete. Öğretmen ne diyeceğiz? Okuldadır diyeceğiz değil mi? Fil medreseti. Okuldadır. Öğretmen okuldadır. O zaman buraya ne gelecek? Fi harfi ceri gelecek. Ne oldu? El-muallimu öğretmen fil medresete. Okuldadır. Unzur bak. Neye? Doktora. Doktora bak. E-A getireceğiz buraya. Neydi? E-A anlamı getire. İla. Doktora bak diyeceğiz. Şöyle. Şimdi, evet. Unzur ile tabibi. Doktora bak. İntehit dersu. İntehit dersi. Ders bitti. Ne demiş? Galil. Ba'de ya da kable olacak. Ne de kable galil. Az önce ders bitti. Burada ne? El mescidu ba'idun. Mescid uzaktır. An gelecek değil mi? Yani ba'id kelimesi anne kullanılır. Okula. Şey eve. Mescid eve uzaktır diyeceğiz. El mescidu ba'idu annin beyti eve uzaktır. Buraya an gelecek. Buraya ne demiş? Hel huve muallimin. O bir öğretmen midir? Nasıl bir öğretmen midir? Buraya da ne gelecek? Em. Yoksa talibin bir öğrenci midir? O bir öğretmen midir yoksa bir öğrenci midir? Buraya da em gelecek. Evet, burada ne diyor? Uktub el kelimati. Kelimeleri yaz. Fil gaimeti listede sahihatı doğru. Doğru kelimeleri yaz. Kemal misalin iki örnekteki gibi. Şimdi burada bakıyoruz. Zamirlere göre yazmamızı istiyor. Bak. Ene'ye göre şunlardan hangisini kullanacağız? İşte huve'ye göre, hiye göre. Şimdi ene'ye göre, olduğuna göre sonu nasıl olacak? Muzari'de tü olacak. Mazide yani geçmiş zamanda tü olacak. Şimdiki zamanda ene olduğu için başında elifli olacak. Yebdeu ye var. Olmaz. La yekrav ye var. Şu olumsuzluk lazım. Bu olmaz. Eftahu bu olabilir mi? Olabilir. Ama bunu örnek vermiş. Bu olamaz. Mesela burada başka. La ekrav. Olabilir mi? Olabilir. Bak şu la olumsuzluk. Okumuyorum. La ekrav. Okumuyorum ben. Ekra bu olabilir mi? Olabilir. Başka ebdevu var mı? Olabilir mi? Olabilir. Evet, yani ya şu olacak ya şu olacak. Buraya hangisini getirmiş? Fark etmez. Yani birinci eneye bunu getirdiysek öbürüne de şunu getireceğiz. Şuraya bakalım. Buraya hangisini getirmişiz? Ne demiş? Ene ebdevu. Ben başlıyorum. Ebdevu. E. Evet. Buraya da ne diyeceğiz? La ekra'u. Ben okumuyorum. Evet. Bunu bu şekilde yaptık. Şimdi bakalım. Bunu örnek vermiş. Huve yebdevu. Buraya ekülü. O yiyor. Bunu örnek vermiş. Yeptevu bunu örnek vermiş. Huve huve. Şimdi buraya ne diyeceğiz? Huve ye ye olacak değil mi? Ye ile bakın. Yeptevu olur mu? Bunu örnek vermiş. Bu olmaz zaten. Başka ye ile başlayan ne var? Yecdisu. Evet olur. La ye ekülü. Evet bu da olur. La olumsuzluk lasıydı. Fiil neydi? Ye ekülü. O yiyor. La ye ekülü yemiyor. Ne diyeceğiz? O oturuyor. Veya yemiyor dedi. La huve yeclisi oturuyor. Ve huve la neredeydi? Yekülü ye ile başlayalım. Yeclisi la yekülü. Burada başka ne var? La yekravu diyeceğiz. Buraya da okumuyor. Ye ile olduğu için yekravu huveye göre. Evet. La yekravu o okumuyor. Bunlar da bu şekilde olacak gençler. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Derslerimizi takip etmeyi, izlemeyi unutmayalım. Videoları izleyelim. Derslerimiz bu biraz uzun oldu. Allah'a emanet olun. Derslerimizi izlemeyi ihmal etmeyin. Abone olmadıysak abone olalım. Arkadaşlarımızı abone olması konusunda tavsiye edelim. Me'a selame fi emanillah.